Günaydın canlarım. Günaydın güzel arkadaşlarım benim. Bugün 3 Aralık 2018 Pazartesi. Saat sabah 07. Ne güzel söylemiş atalarımız. Ne oldum deme, ne olacağım de. Bu ne oldum deme, ne olacağım deyi biz genelde çok parlak yaşayanlar için söyleriz hayatı parlak geçen, zenginlik içinde, lüks içinde, şatafat içinde yaşayan insanlar için söyleriz. Hayır. Sadece onlar için söylenmemeli bu laf. Bazen çile çeken, acı çeken, yokluk içinde kıvranan insanlar için de söylenir. Çünkü ne oldum deme ne olacağım de bugününe bakma. Yarınına bak demektir aslında. Bugün her türlü acıyı çekebilirsin ama dilersen, dayanırsan, ayakta kalırsan ve karar da verirsen, azmedersen, çabalarsan, çalışırsan geleceğin parlak olur demektir. Ya da çok yıldızlı bir hayat servet içinde yüzülüyor, yediği önünde, yemediği ardında ama şımarık, ama kibirli, ama gururlu, ama kaprisli birilerine ne oldum deme, ne olacağım de denir. Siyaset hayatında, sanat hayatında, sahne hayatında, sinema hayatında, iş dünyasında, medya dünyasında ne oldum deme ne olacağım de sözü çok geçerli bir sözdür. Kimler gördüm kimler? Ne yıldızlar gördüm sonra yok oldular. Ne yok olanlar gördüm ya da yok edildikleri için kimilerinin sevindiğini gördüğümde o çok sevinenler Yok ettikleri için çok sevinenlerin yok olduklarını, yok oldu sanılanların ise yıldız açtığını gördüm. Hem siyaset sahnesinde, hem iş dünyasında, hem medya dünyasında. Ben size bugün sinema ve tiyatro dünyasından birini anlatacağım. Gençler, siz tanımazsınız ama adını duyduğunuzdan eminim. Mutlaka adını duymuşsunuzdur. O, Türk sinemalarının ilk kadın yıldızıydı. Ve çok önemli bir tiyatrocusuydu. Ve güzelliği dillere destandı. Çünkü 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllarda hem çok güzel olacaksınız, hem çok iyi, üstün yetenekleriniz olacak tiyatro ve sinema için. Bu az bulunur bir şeydi. Ya çok güzel oluyordu sinema sanatçısı kadınlar, ya güzel olmuyorlar fakat olağanüstü yetenekleri oluyordu. Cahide Sonku hem çok güzeldi hem çok yetenekliydi. 1916'da Yemen'de doğdu. Dedesi dedesi 7. Ordu Komutanı, 7. Kol Ordu Komutanı mı yoksa aa, yanlış olmasın. 7. Ordu Komutanı pardon, Çorapsız İbrahim Paşa'ydı. Babası ise Yüzbaşı Necati Bey'di. Yani dededen ve babadan asker bir ailenin kızıydı. Bir süre sonra İstanbul'a, geldiler. İstanbul'da geldiklerini zannediyorum. Hiçbir yerde tam yok ama 12-13 yaşlarında olduğu söyleniyor Cahidi'nin. Babası çok çapkın bir adamdı. Annesi babasının çapkındığında dayanamayarak evlendi. İki kız kardeşler Cahide. Ablası Necdet, evet erkek ismini çünkü babaları bütün aile paşa dedeleri dahil erkek evlat meraklısıydılar. Onun için Doğan ablasına kendisinden büyük olan tabi ablasına Necdet adını takmışlardı. Cahide'nin ilk doğduğundaki adı neydi biliyor musunuz? Mücahit idi. Savaşan. Sonradan Cahide'ye çevirdiler o adı. Annesi kocasından ayrıldı ve paşa babasının Fatih'teki konağına gitti. Giderken Cahide annesini tercih etti. Ablası ise babasını tercih etti. Bir süre sonra Fatih'teki o ahşap konak yandı. İstanbul'un yangınlarını bilen bilir. O yangınlar bir felakettirler. Ve o zamanlar sigorta falan da yok. Paşa da olsa sadece mütevazı bir emekli maaşı. Sokakta kaldılar. Bir süre kirada geçirdiler hayatlarını. Ve bir gün paşa baba Aniden öldü. Paşa dede daha doğrusu. Aniden öldü. Annesiyle Cahide yalnız kaldılar. Annesi çevreye dikiş nakış örerek aileyi geçindirmen çalışıyordu. Ama Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş olsa da o devirlerde kadın olmak çok zordu. Hele dul bir kadın olmak çok zordu. Buna rağmen hiç kimseye muhtaç olmadan zorluk, yoksulluk içinde de olsa yaşamlarını sürdürüyorlardı. Annesi Cahide'yi önce halk evlerine yazıldı. Ondan sonra da konservatuvara. Bir temsil sırasında Türk sinema ve tiyatro dünyasının en büyüklerinden biri olan Muhsin Ertuğrul Cahide'nin hem güzel hem çok yetenekli oluşunu görünce hayran kaldı. Onu şehir tiyatrolarına transfer etti. Evet şehir tiyatrolarında, tiyatrolarında ilk oynadığı oyun Yedi köyün Zeynep'i idi. Oyun çok tuttu. Oyun mükemmeldi. Cahide 20 yaşına geldiğinde yine sinemamızın ve tiyatromuzun ünlü jönlerinden yakışıklı ama çapkınlığı ve alkole olan düşkünlüğüyle bilinen Talat Artemel ile evlendi. İki sene sonra Talat Ertemel'in Ertemel bu çapkınlıklarından, hovardalıklarından ve olağanüstü içkiciliğinden bıkmış, nefret etmişti ve boşandı. Ama artık o bir yıldızdı. Evet, yıldızdı. Türk sinemasının ilk yıldızıydı hem de, ilk kadın yıldızıydı. Ve olağanüstü bir tiyatrocuydu. Ve tabii ki olağanüstü güzeldi. Çevresi çok yakışıklı, ünlü ve fakat dar gelirli erkeklerle ya da hiç de yakışıklı olmayan ama cebi cüzdanı şişkin iş adamlarıyla doluydu. Siyasetçilerle doluydu. Biri gidiyor, biri geliyor. Onunla evlenmek için çevresinde kur yapıyorlardı. O sıralarda artık İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Marcel isimli bir gayrimüslim iş adamına aşık oldu. O günlerde o dönemlerde bir Türk Müslüman kadının hele bir sanatçının bir gayrimüslimle evlenmesi ya da sevişmesi olacak şey değildi ki bunlar evli değildiler. Kaçak gizli gizli buluşuyorlardı. Çok baskı yapıldı. Çok. Önce ilk baskı Muhsin Ertuğrul'a yapıldı. Kov dediler bunu tiyatrodan. Muhsin Ertuğrul dedi ki o giderse ben de giderim. Kovamadılar tiyatrodan. Sonra Marcel'in, tabi şöyle oldu, gençler yine bilmez ama tarihten hatırlayacaklardır. Varlık vergisi çıkarıldı, varlık vergisi. Bu verginin yüzde %87'si gayrimüslimlerden ve zorla alındı. Tabi adamların vergi ödeyecek nakit paralar olmayınca bütün mallarına mülk el konuldu. Bu arada Marcel'in malına mülk el konuldu. Demokrasi yoktu. Türk olmayan herkese karşı düşmanlık vardı. Evet, azınlıkların en çok çile çektiği dönemlerdir o dönemler Türkiye'mizde. Marşı'nın de bütün balına mülkün koydular ve e, Aşkale'deki çalışma kamplarına gönderdiler. Sonra da baskı yapmaya başladılar Cahide'ye. Ayrıl ondan, mektup gönderme ona, sevme onu. Onu sevmediğini anlatan mektuplar gönderdiler. Cahide kabul etmedi. Bütün baskılara rağmen kabul etmedi. Bu arada İstanbul Emniyetinden haber gönderdiler. Dediler ki eğer ona seni sevmiyorum, seninle bundan sonra yaşamam mümkün değil diye bir mektup yazarsa Marsel'e Aşkale'de yapılan işkenceler son bulacak. İşkence yapıldığını öğrenince o mektubu yazdı. Uzun süre kimseyle beraber olmadı ama artık çok değişmişti. O eski cahide gitmiş yerine çapkın bir cahide gelmişti. Erkekler çevresinde pin katıyorlardı. Artık parası da vardı. Yani yoksul değildi en azından. İşte o sıralarda Türkiye'nin bakın Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olan ve tütün kralı olarak anılan İhsan Doruk Bey ile tanıştılar daha doğrusu İhsan Doruk Bey tanışma fırsatı yarattı ve Cahide'ye resmen halk tabirli askıntı olmaya başladı. Sonra da evlilik teklif etti. Ama evlenmeden önce de Cahide'nin altına en lüks otomobilleri seriyor. Paris'ten olağanüstü pahalı mink kürkler getiriyordu. Mücevherler. Olağanüstü bir hayat. Ve evlendiler. Ama İhsan Bey acayip çapkın bir adamdı belki Türkiye'nin en başarılı, en güzel kadınıyla evli olduğu halde yine de başka yerlerde otluyor, başka yerlerde halk tabiriyle kaçak et kesiyordu. Evet, çünkü Türk erkeği kadına sadece et olarak bakar. Evdeki et yasal ettir, mezbahada kesilmiştir, dışarıdaki et kaçak ettir ama nihayet ettir. Türk erkeklerin hepsi için değil ama Türk erkeklerinin geneli için söylüyorum bunu. Dayanamadı. Cahide. O da çapkınlık yapmaya başladı. O da İhsan Bey gibi, İhsan Bey nasıl önüne gelen kadınla yatıyorsa, Cahide ise seçiyor, çok yakışıklı bulduğu, çok beğendiği nazik erkeklerle birlikte oluyordu. Ve buna rağmen İhsan Bey karısını boşamıyordu ama çapkınlıklarını duyunca da yere, göğe, Sığmayan feryatlar, çığlıklar, azarlar atmış Cahide'yi darbetmeye etmeye başlamıştı. Ve Cahide bunun üzerine boşanmaya karar verdi. Adam yine boşanmak istemedi. Cahide'ye dediler ki peki neden çapkınlık yapıyorsun? Ya otur eve elinin hamuruyla erkek işine karışma. Kocandır erkektir yapar dediler. Hayır dedi. Kocam yapıyorsa çapkınlığı ona hak veriyorsanız bana da hak vereceksiniz. Ya o da çapkınlık yapmayacak evinde oturacak ya da ben de yapacağım şapkınlık dedi. Ve o kazandı. Boşandı. Yani İhsan Bey değil. Cahide boşandı. İki sene yalnız yaşadı. O sırada bir film şirketi kurdu. Sonku şirketi kurdu. Sonku film şirketini kurdu. Film çekmeye başladı. Bir süre sonra tabi boşandıktan birkaç ay sonra hamile olduğunu fark etti. Ya da bir ay sonra. Çünkü kavgalarının son günlerinden birinde Kocası İhsan Bey'den hamile kalmıştı. Hamileliğin de getirdiği bir pişmanlıkla kocasıyla yani İhsan Doruk'la yeniden evlendiler. 1953 yılında kızları Ender Dünya'ya geldi. Ve o sırada İhsan Doruk beyefendi Cahide ile evlenmiş. Mücevherler, pahalı giysiler, pahalı arabalar bir saray saltanatı içinde yaşıyordu. Hatta Tarabya'da bir saray yavrusu yapmaya başladığında temeline uğur getirsin diye altın döktüğü söyleniyordu. Fakat Caid'e yaşadığı hayattan memnun değildi. İhsan Bey bu sıralarda çapkınlık yapıyor yapmıyor tam olarak belki bilinmese de evinde hemen her gece ziyafetler veriyordu. Ve İstanbul'un zengin iş insanlarını, çapkınlarını, ve o dönemin ünlü sanatçılarını, şarkıcılarını, müzisyenlerini evine davet ediyordu. Yine o dönemlerde, yine o dönemlerde İhsan Duruk çok büyük ısrar ederek bir yerde sesini duyup dinlediği Zeki evine davet etmişti. O şarkıcılar gibi aynı. Zeki Müren, İhsan Duruk ve Cahide Songun evine, konağına geldiklerinde ya da saray yavrusuna geldiğinde çok güzel şarkılar söylemişti. Ve İhsan ve Cahide Sonku'ya dedi ki bu çocuğa film çek dedi. Bu çok parlak bir çocuk. Bunun geleceği çok parlak dedi. O dönemin parasını 100 bin lira verdi Cahide Sonku'ya ve Zeki Müren'e bir film çektirdi. İsmi ünlü beklenen şarkıydı. Beklenen şarkı beklenmeyenden çok fazla iş yaptı. Sonku film şirketine Cahide Sonku'nun şirketine 1 milyon liradan daha fazla para kazandırdı. Fakat Zeki Müren yeni bir sanatçı olmasına rağmen sanatçı kaprisi yapıyordu olağanüstü para istemeye başladı. Cahide sonkular Hem de film devam ederken başlamıştı zaten. Bırakamazlardı. Zeki Müren dava konusu yaptı. Ve sonunda davayı Zeki Müren kazandı. Cahide Sonku Zeki Müren istediği bütün tazminatı ödemek zorunda kaldı. Zaten para işlerinden de hiç anlamıyordu. İşte o günlerden birinde yine kocası İhsan Doruk Beyefendi evinde partiler verirken o misafirlerin yanına bile çıkmamış odasında uyuyordu. Bir kemancı sarhoş olmuş odasına dalmış, cahidin odasına dalmış keman çalıyordu. Cahide ortalığı ayağa kaldırdı. Feryat figan bağırdı. Evdeki bütün misafirleri ve müzisyenlerin hepsini kovdu. İhsan Bey'le çok büyük kavga yaşadılar. Birkaç gün sonra eve döndüğünde bir akşam üzeri kendi yatağında yani İhsan Bey'le kendisinin yattığı yatak odasındaki yataklarında Demokrat Parti'nin en ileri gelenlerinden biri. En ileri gelenlerinden biri bir kadınla agani giys, agani giydi. Çıldırdı Cahide Sonku. Zaten ev Demokrat Parti'nin genel merkezi gibiydi. Yani İhsan Doruk o dönemlerin bir bakıma reza idi. Yaptığı işlerin hepsi gayri kararın işlerdi. Demokrat Parti hükümetinin bakanlarıyla, milletvekilleriyle ve daha üsttekilerle ve bürokratlarla olağanüstü, olağanüstü kirli işler çeviriyordu. Devlet adeta sömürülüyordu. Yani devletin malı deniz yemeyen keriz misali fakir fukara devletin malını parasını yemezken İhsan Bey devletin parasını yiyordu. Çünkü bütün Demokrat Parti onun adeta emrine girmiş gibiydi tekelci İhsan Doruk beyefendiydi o. Tekeldi. Evet. Evet. Türkiye demokrasisi işte o tür insanlarla o tür temellere kuruldu. Ve sonra o demokrasi Reza Zarrab'ları ve Reza Zarrab'ın parasını, avantasının rüşvetini peşin verdiği bakanlar tarafından yönetildi. Ne yazık ki. Neyse. Geçelim orasını. Dedim ya. Bir süre sonra da Cahide Sonku'nun film şirketi yandı. Çeşitli dedikodular çıktı. İhsan Bey'in yaktırıldığı falan söyledi, söylendi ve Cahide Sonku kendini içkiye verdi. İçti, 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 gece içti, gündüz içti, akşam içti, sabah içti. Karnını içkiyle doyurdu adeta. Ve perişan günler başladı. Artık hiç parası kalmamıştı. Hiç. 1970'li yılların sonunda Cahide Sonku'yu Beyoğlu'nda bir lokantada bulaşık yıkarken gördü bir gazeteci. Sordu, Kendini inkar etti. Ben Cahide Sonku değilim dedi. Sonra insaflı bir arkadaşı onun yanına aldı. 18 Mart 1981'de vefat ettiğinde cenazesinde sadece 8 kişi vardı. Ne oldum demeyin. Ne olacağım deyin. Sakın ha. Ve sakın ha kibir, gurur, sakın yapmayın. Kapris sakın yapmayın. Her şeye rağmen... Her uzlaşma, her anlaşmazlıkta uzlaşmanın ama kavgasız uzlaşmanın yollarını arayın. Unutmayın ki karşınıza vereceğiniz her zarardan mutlaka kendiniz de zarar göreceksiniz. Bugün yıldız olabilirsiniz. Bugün serbetler içinde yüzebilirsiniz. Bu yarın da serbetler içinde yüzeceğiniz anlamına gelmez. Bugün büyük acılar içindesinizdir. Bugün yokluk, fakr zaruret içindesinizdir. Hatta ülkenizin işgal edildiğini, dilin düşünecek kadar kederlisinizdir. Ama hiç üzülmeyin. Yarına bakın. Yarını güzel yapmak, yarını bugünden daha güzel yapmak sizin elinizde. Canlarım benim. Böyle nice hayatlar var. Zaman zaman sizlere bu hayatları anlatmak istiyorum. Neden mi? Eğer çok şaşa içindeyseniz kendinize gelin. Çok perişansanız yine kendinize gelin. Ama bu sefer kendinize gelirken ben pes etmeyeceğim. Bu geçicidir. Ben mutlak surette başaracağım diyerek kendinize bir hedef koyun. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Canlarım benim. Saat 13'te buluşmak üzere. Hoşçakalın.